Şimdi bir kişinin ülkeyi yönetebildiğini görebilmek için, yönettiğine inanabilmek için kendi partisini nasıl yönettiğine bakman lazım, değil mi? Kendi partisinde, Ya da kendi belediyelerini. kendi belediyelerini ve kendi partisini nasıl yönetiyor bu adam diye İstanbul'da bir yıl bakarsın. içerisinde genel sekreter değiştirdiler. Ekrem İmamoğlu'nu bırak. Kemal Kılıçdaroğlu'na bak. Bu arkadaş, bu genel başkan partisini yönetebiliyorsa ülkeyi de rahatlıkla yönetir. Buna inanalım, değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi o zaman partisiyle ilgili bakalım. Arkadaşlar, ben konuşurken lütfen ekrana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, kendisine çok çok geçmiş olsun. Hakikaten çok sevindim. Yani bir kişi bile bu vebadan, bu salgından kurtulduğunda çok seviniyorum. Muhittin Böcek 2-2,5 ay, belki 3 ay mıydı? Koronavirüsün pençesinde ölümle boğuştu. Ancak Muhittin Böcek ölümle boğuşurken Sadık, Antalya Belediyesi'nde birileri bir şeyler karıştırıyordu. Karıştıran kimdi? Onu ben sana müsaade edersen buradan anlatayım. Bunlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden hemen sonra telefonu kaldırdı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i aradı. Niye aradı? Şunu söyledi. Dedi ki, benim bir adamım var. İsmi Hüseyin Karakuş. Bunu genel sekreter yap dedi. Bir genel başkan bir belediye başkanını arıyor. Şunu diyor. Şuraya genel sekreter yap. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter yap diyor. Muhittin Böceğin cevabı ne? Hayır efendim, ben onu yapmam diyor. Cansel Çevikol Tuncer isimli birini getiriyor, genel sekreter yapıyor. Bak, genel başkanın sözünü yere vuruyor. Cansel Çevikol. Ben senin gönderdiğin adamı diyor, önerdiğin adamı genel sekreter yapmıyorum, kendi adamımı yapacağım diyor. Peki sonra ne oluyor? Sonrası fecaat. Muhittin Böcek koronavirüse yakalanıyor. Hastaneye yatıyor. Yerine kim geliyordu abi? Mehmet Hacı Arifoğlu. Mehmet Hacı Arifoğlu. Başkan vekili. Evet, başkan vekilliğine Muhittin Böcek yokken Arifoğlu getiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden telefonla arıyor. Diyor ki, bu Hüseyin Karakuş'u, Karakuş'tu değil mi? Karakuş'u Karakuş. genel sekreter yapın diyor. Genel sekreter yardımcısı. Genel sekreter yardımcısı yapın diyor. Muhittin Böcek'in ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul'daki CHP'liler, Antalya'daki CHP'liler Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hallaç pamuğu gibi atıyorlar. Muhittin Böcek'in getirdiği bazı adamların ayağı kaydırılıyor, CHP'lilerin adamları getiriliyor, bilmem şu bilmem bu. Bir sürü rezillik yaşanıyor. En son ne oldu? Muhittin Böcek iyileşti, Allah şifalar versin. Geldi göreve oturduğunun birinci günü şak diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya atamasını yaptırdığı genel sekreter yardımcısını Hüseyin Karakuş'u kulağından tuttu, kapının önüne attı. Bak, genel başkanın oraya oturttuğu adamı kulağından tuttu, kapının dışına attı. Diğer atamaların tamamını da kapının dışına attı. Ve dedi ki, ben senin sözünü dinlemiyorum, seni de takmıyorum dedi. Senin atadığın adamları da ben bu belediyede çalıştırmam dedi. Şimdi bu bir. Antalya İl Başkanı açıklama yapıyor. O açıklamayı da arkadaşlar ekrana getirsin. Muhittin Böcek'e tepki gösteriyor. Muhittin Böcek'ten çıkan ses tın. Çok da umurumdaydı. Siz konuşun. Ben bu belediyeyi size yönettirmem arkadaş diyor. Şimdi bu bir. Arkadaş, kendi belediyeni yönetemiyorsun. Ekrem İmamoğlu'na laf geçiremiyorsun. Mansur Yavaş'a laf geçiremiyorsun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na laf geçiremiyorsun. Ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na laf geçiremiyorsun. Bugüne kadar İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i ziyaret ettin hoş görünmek için. Bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni bir kere ziyaret etmedin. Niye? Muhittin Böcek sana hadi kapı dışarı dedi. Senin gönderdiğin adamı orada aday göstermedi diye. Mübarek, sen partini yönetemiyorsun ki. Yani partini yönetsen deriz ki, millet der ki, ulan iktidarı yönetebiliyor. Yönetebilir. Belki bir ihtimal yönetir. Ülkeyi yönetir. Partini yönetemiyorsun. Adamlarını yönetemiyorsun.
Senin elinde bu konuyla ilgili diğer bilgiler de var. Şimdi, bu arada arkadaşlar şu şeyi alalım. İl Başkanı, Antalya İl Başkanı. Muhittin Böcek hastaneye yatırıldıktan sonra Mehmet Hacı Arifoğlu başkan vekili olunca genel sekreter Cansel Çevikoğlu'nun bütün yetkilerini kısıtlıyor. Şimdi başkandan sonra en yetkili oradaki bürokrat, yönetici genel sekreterdir. Kalkıyor onun şeyini, yetkilerini tırpanlıyor. Niye? Çünkü getirdikleri adamı aslında genel sekreter formatında çalıştırmak istiyorlar. Ama genel sekreter Ankara'dan onaylanması gerektiği için, yapamayacakları için genel sekreter yardımcısı yapıyorlar. Genel sekreter yardımcısı üzerinden de belediye istedikleri gibi dizayn edecekler. Şimdi garip olan bir şey var. Şimdi oraya gelmek istiyorum. Bir, bu adam kim? Getirdikleri adam da bugüne kadar. Ben kronolojisini çıkardım, CV'sini çıkardım. Tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmış. Ağırlıklı olarak. Bir kere o da yazmamış. Kaç ay yaptı da belli değil. Bir milletvekili danışmanlığı yapar gibi olmuş. Ne kadar yaptı belli değil. Bu adamın belediyeyle alakalı tek bugüne kadarki yolunu kesiştiği nokta belediyecilikte eğitim diye. Belediyede belediyecilik eğitimi diye bir tane kitap yazmış. Ne zaman yazdı da belli değil. Bu adam da liyakat olarak genel sekreter yardımcılarına getirebilecek bir arka plan var mı? Binlerce belediyeciye sorun bir tane adam var demez. Senin başkanın hastanede ölümle boğuşuyor. Sen başkanına operasyon yapıyorsun. Kendi belediyene operasyon yapıyorsun. Kendi belediyeni kafana göre yönetecek liyakatsız birisini oraya gönderiyorsun. Gönderdiğin gibi de daha önceki başkanın getirmiş olduğu genel sekreterin de yetkilerini alıyorsun. Şimdi burada insanın aklına şu geliyor. Ya burası başka bir partinin belediyesi değil. Senin başkanın, senin meclis üyelerin, senin yöneticilerin. Derdinde de Ankara'dan oraya alakasız bir adam gönderiyorsun. Ciddi bir menfaat yaklaşımı var. Başka bir açıklaması yok mu? Bunu yaptın. Sonra başkan geliyor. Başkanın uhdesi nedir? Halk onu seçmiş. Antalya'nın belediye başkanı yapmış. Kalkıyor. Genel başkanının gönderdiği adamı dediğiniz gibi uzman kadrosuna gönderiyor. Yani hakaret etsen bu kadar edilir. Yani. Yetmiyor. Dediğiniz gibi hem Ankara'yı başkan açıklama yapıyor. Yani demin anlattıklarını duyum falan değil. Hani bunlar genelde duyum olarak anlatılır. Antalya İl Başkanı'nın açıklaması ekranda şu anda. Bunları normalde duyum olarak konuşuruz değil mi? Bunlar normalde yazılmaz. Ya o kadar garipler ki. Bunları bir de yazıyorlar. Yani Twitter'dan yazıyor. Genel başkanımız gönderdi, bunu nasıl yaparsınız? Kadın kolları yönetim kurulundan birisi yazmış aynı şekilde. O da aynısını söylüyor. Demediğini bırakmıyor. Sen işte geçmiş olsun dedik, şöyle oldu, böyle oldu. Siz bunu nasıl yaparsınız? Şöyle olur, böyle olur. O da aynı şekilde üstü kapalı başkanı hepsi tehdit ediyor. Şimdi o zaman diyoruz ki sizin nasıl bir menfaatiniz vardı? Parti içinde kaç partisiniz? Bu gelen yine kimin adamı? Bir de nerenin adamı? Abi senin adamın ölümle boğuşurken sen belediyeyi kendi adamım üzerinden nasıl yolarım diye orada bir operasyon yapıyorsun. Sesimde bir şey oldu. Şimdi çay içerken boğazıma kaçtı da. Burada söylediğiniz gibi kendi belediyesinin kendi adamları başındayken sırf bir rant oluşturma izlenimiyle hastanede ölümle boğuşan bir başkanın yerine gereksiz yetkilendirmeli. Adamları gönderiyorsun Ankara'da ve liyakatsız adamlar. Ondan sonra da başkan gelip gereğini yapınca da vay efendim sen bunu nasıl yaparsın genel başkan gönderdi. Yani tek adam karar vermeyecekti bu ülkede. Dün öyle diyordu mecliste. Aynen öyle. Hani sen liyakat, karar veriyorsun. Hani liyakat? Hani halkın seçtiğine saygı duyma? Tercihlerine saygı duyacak. Ne oldu nereye gitti bu? Şimdi buradan hareketle şuna gelelim. Bakın bunun aynı benzerlerini İstanbul'da, Ankara'da da gördük. Adana'da da gördük. Şimdi daha kendi büyükşehir belediyelerinde bu rezaletleri yaşatan bir parti yarın bizi yönetirse ne olur? Soruyorum. Ve bu birlikteliğe su taşıyanlara da aynısını soruyorum. Vesile olacağınız şeyin farkında mısın? Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı mı dedim. Boğaz böyle biraz devam edecek galiba. Ankara Yeni Mahalle Meclis Üyesi. Büyükşehir Belediyesi'nde Ankara Yeni Mahalle'yi temsil eden meclis üyesi. Arkadaşlar o video gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapması gerektiğini çok net bir şekilde dile getiriyor. Bak sağlık. Bugüne kadar şunu gördük. CHP'nin içinde olan ya da ayrılanların Kemal Kılıçdaroğlu'na
kağıda kaleme gelmez galiz hakaretlerde bulunduğunu gördük. Muharrem İnce sabah akşam önünden geçtiği televizyonlarda yayına çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu için yalancı diyor. Yalancı siyasetçi diyor falan. En son iş o kadar ayağa düştü ki bir meclis üyesinin Kemal Kılıçdaroğlu hakkında CHP'lilerin önünde yaptığı bir konuşmayı şimdi dinleyeceğiz. O konuşma gelsin, ardından konuşalım arkadaşlar. Çünkü her şey genel başkanların ağzında, iki dudağının arasında. Neden genel başkanların birçoğu 8 seçim kaybettiği halde, 10 seçim kaybettiği halde o partinin başından gitmezler? Bunu hiç düşündünüz mü? Evet. Evet, gerçek. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Şundan dolayı gitmezler. Diyelim ki biriniz Ankara'ya il başkanı oldunuz. Partiye 100 bin, 200 bin kayıt yaptınız. 1 milyon, 200 milyon kayıt yaptınız. Çalıştınız, ettiniz. Birileri gider genel başkana. Der ki efendim falanca sizin yerinize aday. Çalışıyor. Diğer illerle de görüşüyor. Şunu da yapıyor, bunu da yapıyor. Genel başkan hemen yanındaki genel başkan yardımcısını çağırır. Teşkilatlardan sorumlu adamı. Der ki bu arkadaşı feshedin. İki satır yazı alırsınız. Görülen lüzum üzerine il başkanlığından gittiniz. Bitti sizin siyasi hayatınız. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Genel başkana yalakalık yapmanız gerekiyor. Yağcılık yapmanız gerekiyor. Meclis üyesi sana vuruyor. Senin eski cumhurbaşkanı adayın sana vuruyor. Belediye başkanın vuruyor. İstanbul il başkanın vuruyor. Ankara il başkanın vuruyor. Gelen sana vuruyor. Giden sana vuruyor. Gelen sana hakaret ediyor. Giden sana hakaret ediyor. CHP'de 3-5 kişiyi idare edemeyeceksin, edemiyorsun. Yahu gelip Türkiye'nin başına geçeceksin. Suriye'yi idare edeceksin, Libya'yı idare edeceksin, Amerika'yı idare edeceksin, Fransa'yı, Almanya'yı falan idare edeceksin. Mümkün mü Sadık ya?